Herkese merhaba, bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Size söz verdiğim gibi bu yaz yapmış olduğum alışverişleri göstereceğim. Daha doğrusu tatil için yapmış olduğum alışverişler bunlar. Çocukların alışverişlerini daha önce vlogların arasında böyle gösteriyordum. Onu da tekrar göstermeme gerek olmadığını düşünüyorum. Bunlar sadece kendim için aldıklarım. Fazla uzatmayacağım, hemen başlayacağım. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum çünkü. İlk olarak bu terliklerden başlamak istiyorum. Bunları Primark'tan aldım. Normalde Primark'tan ayakkabı almak çok böyle huyum değil. Çok fazla almam. Çünkü çok kaliteli değiller, hemen parçalanıyorlar. Ama bunların rengine vuruldum. Kameradan çok sarı gözüküyor ama biraz böyle yeşil, limon sarısı değil de böyle daha böyle yeşile kaçan bir sarı. Böyle mom jeanlerin altına falan çok güzel olur diye düşündüm. Çok da ucuzdu, 14 euroydu. Almak istedim. Zaten bir ay giyeceğim sadece. Orada bırakacağım. Geri getirmiyorum ben böyle şeyleri. Şöyle yakından göstereyim. Topu da şöyle küçük, çok rahat bir terlik. Hani ayakkabı gibi aslında, çok da şık duruyor. Çok beğenerek aldım. Umarım hemen parçalanmazlar. Birkaç tane şapka aldım. Çok güneşli olduğu için Türkiye'ye çok fazla kullanıyorum plajda bu şapkalardan. 3 tane aldım. 3'ü de benim değil. Elif'e de göstereceğim. Hangisini beğenirse alsın. Bir tane böyle toz pembe, böyle krem rengi karışık aldım plajda giymek için. İndirimdeydi bu arada, 3 euroydu bu şapka. Bir tane lila aldım, bu da 2 euroymuş. Bir tane de böyle siyah aldım, bu da 1 euroydu zaten. Tekne turuna çıktığımızda ya da işte plajda olduğumuzda, ben seviyorum böyle şapkalar takmayı, hem güneşten koruyor. Hem de çok havalı bence. Yine bir şapka. Ben bu tarz şapkaları çok fazla takıyorum. Birkaç tane daha var bende. Bu da böyle saten, asker yeşili diyorlar. Havaki bir şapka. Bu da 2 euroya düşmüştü. Aldım. Bunun bende yine böyle parlak pembesi falan var. Gümüş rengisi var. Çok fazla takıyorum. Saçlarımı 2 tane örüyorum. Çok sıcak olduğu zaman kafama geçiriveriyorum. Spor bir kombine de hoş oluyor. Yine böyle bir şapkamız var. Böyle bir çantam var, ananas şeklinde, zinciri var. Bunu da Primark'tan aldım. İndirimdeydi. Muhtemelen 20 veririm. Çok hoşuma gitti. 5 euroydu. Ben de almak istedim. Yani birine kısmet olur elbet. Yine hediye olarak aldığım, yani ben o niyetle aldım. Beğenirse vereceğim kendisine. Bir arkadaşıma hediye olarak aldığım bir çanta var böyle. Neon püskülleri var. Hasırdan bir flash çantası. Çok hoşuma gitti. Umarım o da beğenir. Beğenmezse de ben kullanırım artık. Bunu da yine Primark'tan aldım. İndirimdeydi. Hediye olduğu için fiyatını söylemeyeceğim. Ama gerçekten çok hoş bir çanta. Ben geçen sene kendime 2 tane plaj çantası almıştım. Şu anda gayet iyi durumdalar. Ama indirimden bunu gördüm. New Yorker'da rengine bayıldım. Ve hasır değil, plastik. Şöyle göstereyim. Şöyle bir materyali var. Çok sevdim. Neden? Çünkü ıslak mayolarımızı falan içine koyabiliriz diye düşündüm. Hani hiçbir şekilde bozulmaz, hasır değil, yıpranmaz. Plastik olduğu için hemen almak istedim. Bu da 5 euroya düşmüştür. Rengine de bayıldım ayrıca. Birkaç tane mayo aldım. Çok detaylı göstermeyeceğim. Böyle kalın askılı bir tane. Bir tane böyle tek kollu. Şöyle bir aksesuar var. Bir tane de düz bir mayo. Böyle sade. Yani çok fazla bikini giymeyi sevmiyorum. Mayo kendime daha çok yakıştırıyorum. O yüzden böyle 2-3 tane aldım. Yaklaşık herhalde 50 tane falan bir mayo bikinim var. O yüzden abartmak istemedim. Bunları da indirimden aldım zaten H&M'den. Biri 12 euroydu, biri 10 euroydu. Bikini üstü de, siyah bikini üstü de 4 euroydu. Yine H&M'den aldığım küpeler var. Bayıldım. Sezonda almaya kıyamadığım küpeler indirime girmişti. Gerçekten bayıldım. Çok güzeller. Bir tane şunu aldım. Pembe çiçekler. 2.99'a düşmüştü. Normal fiyatı 8 euro. Arkasında normal fiyatı var. Bunları görmemiştim açıkçası. Ama şu ikisini görmüştüm. Ve hani kıyamamıştım almaya. Açık söylemek gerekirse. Çünkü bir tanesi 13 euro. Bir tanesi de 14.95. Bu 4.99'a düşmüş. Yani takmak için sabırsızlanıyorum. Çok güzeller. Şıkır şıkırlar. Tam yaz için.
Bir de böyle kırmızı elbiselerle takabileceğim kırmızı küpeler var. Bunlara da bayıldım. Toplu saçla gerçekten çok hoşturlar diye düşündüm. Böyle çok iddialı şeyler pek kullanmam ama bunları çok sevdim gerçekten. Onun dışında Asics'ten, Batavia'dan bir tişört aldım. Asics'in tişörtlerini çok seviyorum ben çünkü böyle tiril tiril. Rengi de çok hoş. Hoşuma gitti. Böyle bakın var mı yok mu belli değil. Asics'in tişörtleri normalde çok pahalı. 25 Euro'dan falan başlıyor ama bu tek kalmıştı ve tek S bedendi. Bedenleri de büyük S olmasına rağmen bana büyük geliyor ama olsun. Salaş bir şekilde giyebilirim. 10 Euro'ydu. Tek kaldığı için. Yoksa normalde 10 Euro'ya tişört yok Asics'te gerçekten. Yine bir tişört Bershka'dan. Bunu da böyle şortların kutun üzerine giyerim diye aldım. Ben tişört giymeyi seviyorum. Biliyorsunuz böyle salaş, bol. Üzerindeki figürler de çok güzel. Bir kız surf yapıyor böyle. Hoşuma gitti. Bunu da aldım. Bu da indirimdeydi. Bershka'da ne kadarmış? 3.99'a düşmüş. Yine Bershka'dan devam edeceğim. Bir pantolon aldım. Çok tatlı bir pantolon. 14.99'a düşmüştü. Normalde 20 Euro'ymuş. Böyle etek gibi duran. Aşağıya kadar böyle bol bir pantolon. Sarı, yanları pembe çiçekli. Bayağı bir yüksek bel. Şöyle şu şekilde duruyor. 36 beden bu. Evet, 26 beden. Bunun üzerine Bershka'da bir şey bulamadım. O yüzden ben de New York'tan böyle sarı askılı bir şey aldım. Şöyle crop top dedikleri ama bu çok kısa olmuyor. Göbeğim gözükmüyor. Bunların ikisini yaz akşamlarında giyeceğim. Bunda böyle dantelleri var. Bunu da 4 Euro'ya aldım. Basic bölümünden. Yine pembe crop top'um da var. Şu toz pembeden de var. Yok değil ama bir tane sarı olsun istedim açıkçası. Yine Bershka'dan devam ediyorum. Böyle lacivert askılı upuzun bir elbise aldım. Bunu muhtemelen mayomun üzerine giyeceğim. Bayağı da böyle ince gösteriyor. Boyuna çizgili olduğu için. Çok hoştu. Bu da 10 Euro'ya düşmüştü. Normalde ne kadarmış fiyatı? 15.99'muş. 10 Euro'ya düşmüş. Bershka'dan. Üzerime de gerçekten güzel oldu. Bershka'dan devam ediyorum. Akşam giymek için bir etek aldım. İlk defa böyle bir etek aldım. Asimetrik kesim. Şöyle gözüküyor mu? Çok hoş durdu üstünde. Yani böyle tahminimden daha güzel durdu. Efil efil. Yaz akşamlarında giyerim diye düşündüm. Bunun üzerine yine başka da bir şey bulamadım. Ben de o yüzden Primark'ta bir şey buldum. Onu aldım. Ve çok ucuzdu. Bunu da göstereyim. Üzerine böyle bir şey aldım. Krem rengi. Bu da indirimdeydi. 3 Euro'ya düşmüştü Primark'ta. Biraz karışık oldu ama ben kombin göstermek istedim. Yani üzerine ne giyeceğimi göstermek istedim. Genelde bir şey aldığım zaman zaten kombin yaparak alıyorum. Çünkü altına üstüne bir şey düşünmek istemiyorum. Muhtemelen bu tarz şeyler vardır yazlıkta. Hatırlamıyorum ama ben yine de görünce aldım. Böyle bir tane de bunun üzerine giyelim diye düşündüm. Şimdi H&M'de bu sene pek bir şey bulamadım. Normalde H&M'de bayağı güzel şeyler oluyordu. Elbiseler vesaire böyle hoş, işte tiril tiril etekler falan oluyordu ama bu sene bulamadım. Şortlar çok kısa, böyle her şey kısa. Yani öyle moda diye herhalde. Böyle bir lacivert tişört buldum. Bunun rengini çok beğendim. Ütülenmesi gerekiyor tabii ki. Böyle kotun üstüne falan giyerim diye aldım. Fiyatı da uygundu. 5.99. Rengine aşık oldum açık söylemek gerekirse. O yüzden aldım. Yine H&M'den böyle bir yani kısa ama göbeğim gözükmüyor. Tişört. Şurası bağlamalı. Rengi çok güzel. Kırmızı üzerinde çiçekler var. Çok güzel durdu. Yani böyle hani bazı şeyler olur ya askıdakinden daha hoş durur. Bu da gerçekten öyle bir şey. X small bu. Small büyük geldi bana. Normalde 9.99'muş. 4.99'a düşmüş. İndirimden faydalanıp bir de. Gerçekten çok hoş duruyor giyince. Bunu göstermiş miydim bilmiyorum. Bu da böyle tavşanlı sarı bir tişört. Basit bir tişört bu da. 4.99'muş. Sena'dan almışım bunu da. Yine bir kombin göstereceğim size. Böyle bol pantolonları sever misiniz bilmiyorum ama ben yazın çok seviyorum. Eğer İstanbul'a gidersek o yüzden böyle pembe, lacivert çiçekli, bol, hani cepli, belli lastikli bir pantolon aldım. Üzerine de böyle choker deniyor herhalde buna. Choker'lı bir tane bluz aldım.
Hani gidersek İstanbul'a giyerim diye düşündüm. Çok ucuzdu bunlar. 8 euro üstüydü, 8 euro altıydı ve Omni'den aldım. Omni mağazası Türkiye'de var mı bilmiyorum ama şöyle bir mağaza. Renklerini de çok beğendim. Üzerinde de çok güzel oldu. Ben de 8 euro olunca kaçırmadım. Yine Omni'den kendime bir şortlu takım yaptım. Bu sene şortlar aşırı kısa, ben anlamadım. Bir şey bulamıyorum kendime. Sadece Omni'den bunu bulabildim. Bir tane de kot şort almıştım sanırım. Evet. Onu bavula koydum. Giydim çünkü. Bunun aynı boyunda bir tane kot şort aldım. Bir de bunu aldım. 10'er euroydu şortlar galiba. 12, 16,99'muş. 17 euroymuş. Üzerine de şu yanlarının çizgilerinden bir tane body aldım. Neyse ki yazlıkta bayağı bir şortum var. Ben geçen sene elbise de çok fazla aldım. 4-5 tane elbise aldım. Çok güzel elbiseler vardı New York'ta. New Yorker mağazasını biliyor musunuz bilmiyorum ama her şey Türkiye'den geliyor mağazaya. Çok çok giymedim. Her şey yeni duruyor. O yüzden elbise almak istemedim bu sene. Zaten çok da güzel elbise yoktu açık söylemek gerekirse. Hoşuma gitmedi. Şort da böyle. Bunu Batavia Stad'dan aldım ben. Bir kot etek arayış içindeydim. Ve önden düğmeli olmasını istiyordum. Ve boyu da çok kısa olsun istemiyordum. Bütün giydiğim kot etekler ya boyu kısa ya da şu düğmelerin arasından gözüküyordu. Bunu buldum. Çok hoşuma gitti. Rengi de hoşuma gitti. Boyu da çok güzel. Yani düğmelerin arası da kapalı, gözükmüyor. Çok da güzel oturdu üstüme. Yani çok ucuz değil açıkçası söylemek gerekirse. Bir kot etek için 30 euro verdim ben. Hops, düştü. 30 euro verdim buna ama normalde 99 euroymuş. Markası Tom Tailor. Tom Tailor'ın ürünleri biraz daha fazla oluyor yani fiyat olarak. Ama olsun, çok aradığım bir parçaydı. Bulmama çok sevindim. Bu da böyle bir kot etek. New Yorker'dan böyle bir kemer aldım. Toz pembe. Tokası böyle. İndirimdeydi. Bu renkte ihtiyacım vardı beyaz pantolonla kullanmak için. Aldım ben de. 3 euroydu. Hiçbir şey değil. Kaçırmak istemedim. Tabii bana büyük geldi. O yüzden eşim değil kaçacak buraya. Bir tane yine New Yorker'dan şöyle toz pembe askılı. Her şeyin üzerine giyerim. Plaja giderken vesaire düşündüm. Bunu aldım. Bu da 3 euroydu. Bu arada New Yorker'da acayip bir indirim var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu da yolda giymek için aldığım tişört elbise. Siz tişört elbise sever misiniz bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Tişört şeklinde ama dizlerime kadar uzun bir elbise. Yolda rahat olacağını düşündüm. Şimdi bunun etiketini çıkartıp yıkayacağım. Yola çıkarken giyeceğim. Üzerimde olacak. Son olarak Primark'tan aldığım birkaç bir şey göstereceğim. Bunu tesadüfen orada gördüm. 1 euroydu. Almak istedim. Çünkü makyaj çantalarım hep büyük büyük, böyle yolculukta hani otel çantasının içine koyacak bir makyaj çantam yoktu. Vardı ama kötü oldu ve attım. Bunu bulunca 1 euroya ve çok da önemli değil şeydi şemali. Aldım yani. Bavula koydum büyük bir makine. Bavula koydum büyük bir çanta. Bu da küçük işte yolculukta otelde duracağımız için orası için aldım. Yine Primark'tan böyle bir kemer aldım. Bunu niye aldım? Kırmızı bir elbisem var. Ona takmak için aldım. Muhtemelen ünlü bir markanın dizaynı bu ama tabii şey yani hani Primark'tan aldım. Bilmiyorum hangi marka yapmıştı böyle bir kemer ama hatırlıyordum sanki de defilelerden falan. 6 euroydu bu da. Kırmızı bir elbisem var. Onun beline takarım diye düşündüm. Suitler çok moda bu sene. Böyle önden fermuarlı bir bodysuit aldım. İsterseniz burayı açabiliyorsunuz. Dekolte vermek istiyorsanız ama ben istemiyorum. O yüzden bu şekilde şortumun üstüne, kot eteğimin üstüne güzel olur diye düşündüm. Modelini beğendim. Bodysuit de 8 euroydu bu arada. Kemeri söylemiştim 6 euroydu. Primark'tan daha önce hiç giymediğim, giyer miyim bilmediğim bir slopet aldım. Ama kot slopet ama şey etek. Bu şekilde. Etek. Yani giyer miyim gerçekten bilmiyorum. Tarzım mı değil ama hani spor ayakkabıyla belki deneyeceğiz. Bakalım. Hoşuma gitti. Çok da uygundu. Normalde kot slopetler 30-40 Euro'dan başlıyor biliyorum yani. Boyu falan da güzel. Bu 7 Euro'ydu.
Ben de alayım dedim, dolabımda dursun. İçine böyle crop top falan giyerim. O şekilde kullanırım diye düşündüm. Bakalım giyecek miyiz? Bir tane mom jean aldım. Benim jeanlerim hep şey, yüksek belli skinny jeansti. Bir tane mom jean denemek istedim. Yani acaba bana yakışır mı falan tereddüt ettim ama güzel oldu. Böyle bacakları kesik, yüksek belli, klasik mom jean. Bunu da Primark'tan aldım. 17 euroydu. İndirim yoktu bunda. Her sezon giyilebilecek şeyler genelde indirime sokmuyorlar. Bu da böyle sıradan bir mom jean. Son olarak yine Primark'tan şöyle tak aldım. Belki mayonun üstüne falan takarım diye. Böyle birkaç tane koyuyorum üzerinde. Çok fazla böyle takamıyorum ama alıştırmaya çalışıyorum kendimi. Hoş duruyor çünkü. Yine Primark'tan bir tane mayo aldım. Bunu da Elif'le birlikte almıştık, hatırlıyorsanız. O almıştı daha doğrusu. Ben de ondan görüp aldım. Yani ne kadar çok mayo aldım ben bilmiyorum. Geçen sene de zaten bir sürü almıştım. Bir 50 tane falan mayo vardı. Daha almak istemiyorum. Boşu boşuna. Giymiyor yani o kadar. Aldıklarım bu kadardı sanırım. Hepsi bitti. Bir tane olsun. Dediğim gibi elbise falan baktım. Yani güzel elbiseler yoktu zaten. Geçen sene çok fazla elbise almıştım. Üzerimde de görürsünüz zaten vloglarda. Giyemedim çok fazla. Çok fazla kalmadık geçen sene. İnşallah bu sene nasip olur. Aldıklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. En çok hangisini beğendiyseniz aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Yine Instagram adresimi de şuraya yazıyorum. Beni eklerseniz, oradan takip ederseniz çok sevinirim. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.